İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Ermeni Sorunu Barış Konferansı'ndan önce adlı kitabı yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ile İsviçre'nin Ermenistan Büyükelçisi işbirliğini geliştirme konularını ele aldı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Savunma Ordusu Komutanı Ermenistan'ın Güvenlik Konseyi Sekreteri ile görüştü. Suriye hükümeti ordudan kaçan 54 bin kişiye af çıkardı. Ermeni Kilisesi'ne karşı sıradaki vandalizm eylemi. Gomidas'ın bilinen ve bilinmeyen parçaları yıl boyunca çalacak. Geçtiğimiz günlerde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Ermeni Sorunu Barış Konferansı'ndan önce adlı kitabı yayınlandı. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ile yaptığı bir konuşma sırasında bu önemli olaya değindi. Konuşmasında kitabın önemine değinerek kitapta yer alan olayları ayrıntılı şekilde anlattı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı kitabın neden Fransızca yayınlandığı ve kitabın kime hedeflendiği ile ilgili sorulara cevap verdi. Reportajın tam metnini Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi internet sitesinde bulabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, İsviçre Konfederasyonu'nun Ermenistan Büyükelçisi Stefano Lazaretto'yu bugün makamında kabul etti. Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın İsviçre ile siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerin sürekli derinleşmesine önem verdiğini vurgulayarak, Büyükelçinin iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacağına olan umutlarını dile getirdi. Büyükelçi Lazaretto, görev süresi boyunca Ermeni-İsviçre dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve genişletmek için çaba göstermeye hazır olduğunu belirtti. Muhataplar Ermeni-İsviçre işbirliği gündemiyle ilgili konuları ele aldılar. Ortak programların devam etmesine hazır olduklarını teyit eden taraflar farklı alanlarda işbirliği fırsatlarına değindi. Tarım, su kaynakları, yönetimi, doğanın korunması, ecza ve diğer birçok alanın iki taraf için de perspektifsel olarak kabul edildi. İki tarafın ilgili devlet organları arasında temas kurmak ve bakanlıklar arası düzeyde gelecekte yapılması gerekenleri detaylı şekilde ele almak için bir anlaşmaya varıldı. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Savunma Ordusu Komutanı General Karen Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi. Artsakh Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan ile Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Samvel Şahramanyan da görüşmede hazır bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Karabağ, Artsakh ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki temas hattındaki duruma değinildi ve güvenlikle ilgili birçok konu ele alındı. Suriye hükümeti yaklaşık 54 bin zorunlu askerlikten sakınan kişileri affetmeye devam ediyor. Bunlar arasında bulunan göçmen durumundaki vatandaşlar şimdi yasa karşısında suçlu duruma düşmeyecekler. Federal Enformasyon Ajansı'ndan verilen bilgiye göre ayrıca Hama bölgesindeki yaklaşık 500 aile dün Rus askeri güçlerin sağladığı insani yardıma kavuştu. Bundan başka Rus askeri birliklerinin desteğiyle Palmira bölgesinde teröristlerin gizleme ve depolama yerlerinde sakladıkları silahların aranması ve bertaraf edilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Ermeni Kilisesi'ne karşı bir vandalizm eylemi daha. Konstantinopolis'in Bakırköy ilçesinin Zeytinlik mahallesindeki Zınıntats Surp Asvazadzin Ermeni Kilisesi'nin duvarlarına sprey boyalarla notlar yazılmış. Ermeni Haber AM muhabiri duvar üzerindeki grafitlerin fotoğraflarını çekti. Kilise duvarlarında OHB imzası dikkat çekiyor. OHB polisin en aktif grafiti yapan ekiplerinden biridir. Türkiye'de Hristiyanlara ait kutsal mekanlara karşı sergilenen vandalizm eylemleri ve inançlıların hislerine karşı saygısız davranışlar yeni bir fenomen değil. Yıllar önce de kilisenin duvarları sprey boyalarla kirletilmişti. 2018 yılında bu yazıların mavi boyayla temizlenmesine rağmen bugün duvarlar yine çeşitli terbiyesiz ve anlaşılmaz yazılarla dolu. Ayrıca geçen yılın Nisan ayında milliyetçiler polisin Kadıköy ilçesindeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ni hedef almışlardı. Bakırköy ilçesinin Zeytinlik mahallesindeki Zınıntats Surp Asvazadzin Ermeni Kilisesi'nin Hovannes Dadyan tarafından yaptırıldığını hatırlatalım. Kilise kurucusu Hovannes Dadyan 1869'da öldü. Hovannes Dadyan, Beykoz Kağıt Fabrikası, Eyüp Tekstil Fabrikası, Hereke Tekstil Fabrikası, Zeytinburnu'ndaki demirhane ile İzmit Tekstil Fabrikası'nı kurdu.
Yerevan Devlet Oda Korosu GOMİDAS'ın 150. yıl dönümüne adanmış büyük konserler ile sahne alacak. Ulusal Oda Müziği Merkezi Müdürü Noray Nazaryan, genel etkinliklerin 20 Şubat'ta başlatılacağını belirtti. Noray Nazaryan, ilginç ve önemli bir girişimimiz var. GOMİDAS'ın 150. yıl dönümü çerçevesinde Ulusal Oda Müziği Merkezi konserler verecek. Ermenistan Devlet Korosu 20 Şubat'ta GOMİDAS Oda Müziği Salonu'nda konser verecek. Bu ise genel etkinliklerin başlangıcı olacak ifadelerini kullandı. Konsere GOMİDAS 150 adı verilecek. Ermenistan Devlet Oda Korosu'nun sanat yönetmeni ve baş dirijörü Robert Mırkeyan'ın açıklamasına göre konserde koro, GOMİDAS'ın 3 ana türdeki koral, piyano ve solo eserlerini seslendirecek. Sanat yönetmeni ve baş yönetmen Harut Yun Topikyan başkanlığındaki Yerevan Devlet Oda Korosu birkaç konser verecek. GOMİDAS ve Biz başlıklı konserler 27 Şubat'ta GOMİDAS Oda Müziği Salonu'nda başlatılacak. Ermeni etnomüzikolog GOMİDAS'ın 150. yıl dönümü UNESCO takvimine dahil edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmik Papyan tarafından seslendirilen Sayat Nova adlı eseri sunuyoruz. Sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.